Birkaç yıl önce karımla birlikte Çin'e gittik. Beijing'in merkezinde olan şu tapınağa gittik. Burası yasak şehir diye adlandırılıyor. Bu tapınağın önündeki meydana Tiananmen Meydanı deniliyor. Burası Çin'deki Konfüçyüzmün yüzyıllardır politik ve ruhani merkeziydi. Birazcık size bu şehirden bahsetmek istiyorum. Bu şehre yasak şehir deniliyor. Bu derste bu şehirden bahsetmemin bir nedeni var. Bu şehri anladığınızda Konfüçyüzm'deki bazı değerleri, anlayışları ve felsefesini anlayacaksınız. Çin'e gittiniz diyelim ve bu şehre girmek istiyorsunuz. Biraz önce resimde gördüğünüz kapı sizi karşılıyor. Bu kapının ismi Göksel Esenlik Kapısı. Bu kapıdan girdikten sonra karşınıza 5 tane yürüyüş yolu çıkıyor. Bu küçük yürüyüş yollarının hepsi aynı yere çıkıyor. Bu yürüyüş yollarının hepsinin adı Konfüçyüzm'deki bir değerden geliyor. Birinci yolun adı iyilik yolu. Yolların isimlerini burada görüyorsunuz. İkinci yolun adı ise doğruluk yolu. Üçüncü yol ise tören yolu. Bir sonraki yol ise akıl yolu. Beşinci yol ise vefa yolu. Burada gördüğünüz beş yolun ismi Konfüçyüzm'deki politik felsefeden geliyor. Göksel Esenlik Kapısı'ndan giriyorsunuz ve sonrasında bu yollardan birisinden gidiyorsunuz. Bu yollardan geçtikten sonra birkaç tane büyük saray göreceksiniz. İlk göreceğiniz sarayın ismi Yüce Uyum Sarayı. Bu saraydan geçtikten sonra bir sonraki saraya geçiyorsunuz. Bu sarayın ismi ise Tam Uyum Sarayı. Bu sarayı geçtikten sonra başka bir saraya geliyorsunuz. Bu sarayın adı ise Uyumun Korunması. Uyumun Korunması sarayının etrafında iki tane daha saray var. Saraylardan birisinin adı Zihinsel Gelişim Sarayı. Diğer taraftaki sarayın ismi ise Göksel Saflık Sarayı. Yılda bir defa imparator, ülkedeki en iyi 300 akademisyenle toplanır ve bu saraya gelirmiş. Bu akademisyenler Konfüçyüzm'ü çalışan kişiler. En iyi 300 akademisyen. Şu anda böyle bir şey yok, eskiden olurmuş bu. Bu 300 akademisyen buraya gelir, en son sınavlarını verirlermiş. Bu sınavı geçerlerse eğer imparatorun danışmanlarından birisi olurlarmış. Eski Çin'de öğrencilerin hepsi birinci sınıftan itibaren Konfüçyüzm'ü çalışmaya başlardı. Öğrencilerin hepsi en sonda olacak bu sınav için çabalardı. Son sınavlar işte bu sarayda gerçekleşirdi. İmparatorun kendisi yapardı sınavı. Hükümet için iyi bir danışman olup olmayacağını kendisi gözlemlemek isterdi. En son sınavı geçen öğrenciler sonrasında soldaki saraya geçiyorlar. Burada imparatorla birlikte oturup ülke meselelerini konuşuyorlar. Burada gördüğünüz sarayların hepsinin politik olarak bir değeri var. Bütün sarayların bir anlamı var. Ortada bulunan üç sarayın amacı ise uyumu göstermek. Konfüçyüzm'de asıl mesele uyumu yakalamaktır. Bu yasaklanmış şehir dediğimiz yer 15. yüzyılda yapıldı. Ve burada 24 imparator yaşadı. Burası imparatorların evi, ülkeyi yönettikleri yerdi. Akademisyenlerin sınava girdiği yerdi. Akademisyenler imparatorun danışmanı olmak için buraya gelip sınava giriyorlardı. Gördüğümüz bu sarayda Konfüçyüzm'ün değerleri insanlara açık bir şekilde gösteriliyordu. Then 1925 yılında Çin'de bir devrim oldu.
Bu devrim bütün sistemi alt üst etti. 1925 yılından şimdiye kadar bu sınavlar yapılmadı. Ama şunu unutmayın, burası yüzyıllar boyunca Çin'in kalbiydi. Siyasetin döndüğü yerdi. Eğitim hizmetimizden daha önce yararlandınız mı? TVS videolarını faydalı buldunuz mu? Lütfen dualarınız ve hediyelerinizle bizi desteklemeyi düşünün. Daha fazla bilgi için tvseminleri.com'u ziyaret edin.